Hepinize merhaba gençler, ben Ayarsız Tospa. Bugün sizlerle arkadaşlar sunucu tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün WinCraft'tayız, emek sahibi yoktayız arkadaşlar. Bu sunucunun sahibi Bora gençler, bildiğiniz üzere Op Faction videosunu çektiğimiz sunucu Cape Network'ün sahibi. Farklı bir sunucu üzerinden açmasının sebebini söylemek istiyorum ilk önce arkadaşlar. Oyuncuların dağılmaması için gençler farklı bir sunucu üzerinden açtı. Buradaki oyuncular yani oradakilerle fazla bağlantılı değil. Burada online sayısını gençler sabit bir 20-25'e sabitledikten sonra veyahut da daha fazla tam bilgisini bilmiyorum. O sunucuya yine bağlayacak. Yani bu sunucuda oynadığınız emekler boşa gitmeyecek gençler. Sadece IP'si Cape'e bağlanacak, o kadar. Sunucu dediğim gibi emek sahibi yok ama çok aşırı bir emek değil gençler. Yine yarı op denebilecek seviyelerde sayılır. Oyuncu kiti gençler bu şekilde çimenli toprak falan veriyor. Yemekleriniz falan veriliyor. Ardından demir blok 1 level gençler. Altın blok 2 level. Ondan sonra elmas blok 3 level. Zümrüt blok 4 level. Şu an istopa bakmak istiyorum. Fazla bir birincilik yoktu. 1K gençler şu an. Yani şu an izlediğinizden fazla yok herhalde. Birinci ada gençler 1K. Şurası ayarlanacak. Buradan bastığınızda has yere kadar uçacaksınız da. Şuraya kadar. Buraya geldiğiniz arkadaşlar menü var. Menüde kit menüsü var. Market menüsü, ada menüsü, warp menüsü, bilgi menüsü, VIP menüsü. Bütün şeylere buradan ulaşılabiliyor. Bilgi var zaten, normal bilgi. Ada nasıl geliştirilir, nasıl para kazanabilirim filan. Warplar var. Ada, kasalar, bilgi, market, köylü takas, parkur, yardım. Ada panelinize buradan ulaşabiliyorsunuz ya da slash iz yazarak da ulaşabilirsiniz. Kit menüsü gençler, oyuncu, Skylord, Skyking filan. Burada yine bayağı rütbe çeşidi var. Ayrıyeten VIP'ler var. Para kutu bu şu anlık kapalı. Spawner kasası, taş kasası ve VIP kitlerindeki verilen anahtarlar var. Onun dışında bir de kelime oyunu kasası var gençler. Warp köylü takas dediğimiz yerde burası. 32 adet coin'e gençler. Bu taş kazarken çıkan bir şey gençler coin. Taş kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Kelime oyunlarından da gençler 10 tanesine bir tane kelime oyunu kasası alabiliyorsunuz. Kelime oyunu da az önceki gibi gençler şöyle. Kod çıkıyor, onu ilk yazana kağıdı veriliyor. Evet, kelime oyunu kasasını açalım. Taş çıktı herhalde. Yani 32 adet taş çıktı mesela gençler. Taş kasasını açalım mesela. Bu arada işlerini göstermedim herhalde. Onu da bir göstereyim gençler. Bu arada 16 tane elmas çıktı. Bayağı yani emek sahibi yok için bayağı iyi gençler. Taşlar, madenler artı Iron Golem spawnları da çıkabiliyor gençler. Üzerinde çıktı. 32 tane taş çıktı. Kasaları da yani bu şekilde tabi bunlar kendine oyuncular ulaşabildiği kasalar olduğu için böyle sıradan. Öbür şeylerde VIP'lerde gençler gördüğünüz gibi maden blokları, spamlıların şansı %1 gençler. Hemen bir adaya gidelim isterseniz. 3 çeşitli ada da var gençler. Buradan göremiyormuşum. İzgoy diyeyim o da. Klasik ada gençler bildiğiniz üzere bu şekilde. Çift ada var. Burada ve ileride olan. Bir tane de küçük bir adada doyuyorsunuz. Kara adam ne oluyor? Bu bizim dostumuzmuş. Dostum dostum diyelim. Yine klasik bir şekilde çıkıyor. Ağacı kırarsınız filan. Artık nasıl yaparsınız? Ardından buralarda kırarsınız. Buzlarla sınırsız kaynağınızı yaparsınız. Ben yapamadım.
Fınıza çevirmek için şöyle yapacağız. Lavı şuradan akıtacağız. Şuradan alıp şu... Nasıl lan? Lavı akıttım. Kovayla su almaya kalktım. Lavı... Bir dakika, lava akmamış o zaman. Evet, bir tane suyum kaldı. İyi ki burada oynamayacağım yani. Oynayacak olsaydım bitmişti. Bu arada... Ana. Obsidyen olsun. Obsidyen sağ tıklayın arkadaşlar. Lava olarak da dönüşüyor. Şunu da tekrardan bildiriyorum gençler. Bu sunucuyu sadece tanıtım için oynuyorum. MX Skyblock kendi craft sunucusundayım. MX Skyblock kendi craft sunucusunda oynuyorum. Kendi craft'ta oynuyorum. Delirtmeyin beni. Onun dışında warp'larda göstereceğimiz bir yer var mı? Ona bakıyorum gençler. Parkurda bir rızık var mı bakalım diye. Ya ödül falan var mı ki ya? Benim parkur kötüdür ama. Bak en son yerde atlayamıyorum. Neyse şimdi şeylere geçelim. VIP bilgiye söylüyorum. Söylüyorum. Evet. Düz normal VIP aldığınızda gençler slash afk slash head heal feed repair warp ve tpa komutları var. Tpa komutu hepsinde var lan. Işınlanmayı bekletmiyor. Tamam. VIP kiti var. Sohbette bekleme, beklemeden yazabilme ve fly var. Ardından 1 adet spamlık kasa anahtarı, 1 adet VIP kasa anahtarı veriyor. 50.000'de oyun parası veriyor. Bunun fiyatı 15 lira. VIP Plus LinkedIn'de ise gençler 2 adet spamlık kasası ve 100k oyun parası veriyor. MVP'de ise ignore özelliği geliyor. Bir kişiyi engelleme özelliği gelmiş. 3 adet spamlık anahtarı ve 150k oyun parası. MVP Plus'ta ise gençler 4 adet spamlık kasa anahtarı. 1 adet MVP Plus o var zaten. 1 adet de ayrı golem spamları. Hediye bir de 200k para. Spamlık kasalarından neler kazanabilirler? Onlara bakalım. Onu göstermedim. Özür dilerim. Fly ver. Ben niye koşuyorum ki? İskelet, örümcek, zombi, pigman ne ya? Zombi domuz adam, blaze, domuz spamları, coin spamları, inek spamları, tavuk spamları ve golem spamları. O %10 şanslı hepsi gençler. Yani şansınıza dikkat. Belki tutar. Ya tutarsa demişler. Kit dediğinde ne kit olduğunu yazıyor mu? Bilgisini vermemiş. Onun dışında slash iz yazdığınızda gençler ada panelinde adada bu şekilde iz koy yazmadığında ışınlanabilirsiniz. Ada takımını görebilirsiniz. Doğma yerini ayarlayabilirsiniz. En iyi ona da ada varpları, ada duvarlarını ayarlamak. Ne? Buna soruyor. Şu anda öyle bir şey yok. Sanal sandık varmış. Sunucu marketi gençler sanal bir market. Warp market yok zaten. Ya warp market artık bütün sunucularda kalktı gibi abi. İster emek olsun, ister hard olsun, ister opt olmuyor zaten de. Hepsi sanal üzerinden gençler alışveriş oluyor. İyi mi kötü mü orasında eleştiri yapmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü. Burada da her şey var maşallah. Tarımlarda gençler şu şeyi de gösterebilirim. Kaktüsün tanesi 4 liraya satılıyor. Balkabağın tanesi 8 liraya falan satılıyor. Para kasmanız da zor değil. Kolay aslında. Aleykümselam kardeşim. Ardından başka söyleyeceğim bir şey var mı? Burada zaten yine kırtaş farmı nasıl yapılır yazmış, göstermişler. Farm göstermişler. Bunu zaten bilmeyen yoktur herhalde. Neyse. Göstermişler işte. Şu açıda bilgilendirme vardı. Ona bakmak istiyorum. Başka ne bilgisi var? Atlamak istemiyorum gençler bilgileri. Adam menüsü, market menüsü, kit gösterdik, warp'ı gösterdik. Bilgi. Düz bilgiye bakalım bir de. He. Nasıl para kazandırır tıkladığınızda ada kurup ticaret yaparak para kazanabilirsiniz. Nasıl rütbe atlar? Rütbe atlar yazıyormuşum. Ada nasıl geliştiririm? Adanı geliştirmek için adadaki... Ne? Adakitten aldığın SP ve bloklar kullanarak geliş... Bunun buradaki yazısı değişmesi lazım. Çünkü adakit diye bir şey yok gençler. Çünkü MX'e blok burası.
Ne gösterecektim ben adada? Adaya bilerek geldim de. Evet arkadaşlar, adada göstereceğim şey Slash C görevleri. Biliyorsunuz zaten klasik görevler gençler. Bu görevleri yaptıktan sonra Skyward, Skype bilmem ne olabiliyorsunuz. Onların yetkilerine bilgim yok gençler şu anda. İlk başlangıç zaten bu şekilde oluyor. Odunlar kırılıyor. En ardından yaprakları kırarak bir daha sapling düşürmeye çalışıyorsun. Ya da otomatik kendisinin inmesini bekliyorsun. Bir sapling geldi. Mesela. Bu arada 2K parayla başlıyorsunuz gençler. O da birazcık iyi. Ve ben şanslıymışım. Bir tane sapling çıktı. Neyse arkadaşlar, bir tanıtım videosunda sonuna gelmiş olalım. Diğer tanıtım videolarında görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.